Can Göktuğ Bozun, samuray kılıcıyla vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Rapor'a göre Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Bozun kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru baktı. Yani Cengiz katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Başak Cengiz, 11 Kasım 2021'de yolda yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürüldü. İlk duruşması Mart ayında yapılacak dava kapsamında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olaya ilişkin görüntülerin bilir kişiye gönderilerek çözüm raporu aldırılmasına hükmetti. Raporda adım adım cinayetin nasıl işlendiği anlatıldı. Rapora göre Cengiz karşı kaldırımda yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı yani maktül katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi. Yapılan tespite göre katil uzaktan gözüne kestirdiği kurbanı Başak Cengiz'i adım adım ve çok yakından takip etti. Saldırı için Başak Cengiz'in en tenhada olduğu ve en savunması zanının beklendiği belirtilen raporda sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan devam ettiği tespit edildi denildi. Katil zanlısı Bos hakkında tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, silahla tehdit ve yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.